İnsanları aptallaştırmak için televizyonlar ve siyasiler ellerinden geleni yapıyorlar. Siz 30 yıl aynı meseleyi kaldığınız yerden 1000 defa tartışarak bu insanları hüdükleştirdiniz, beyinsizleştirdiniz, omurgasızlaştırdınız, bu insanları tabağa yaptınız, cariye yaptınız, köle yaptınız. Bir makarnaya muhtaç yaptınız. Şimdi de bu insanlardan, bu böcek var insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oy alır. Bunlara şeker veren de oy alır. Yarım dilim ekmek veren de oy alır. Bunlara bir merhaba diyen de oy alır. Bunlara herkes oy alır. Oy alacağın insanlar birkaç tane sanatçıdan, yazardan, ciddi siyasetçiden. Böyle sen bu Karadeniz sahilinde ne yapıyorsun? Tabiata ne yapıyorsun? Ormanıma ne yapıyorsun diyen isyankar insanlardan, ülkesine düşkün insanlardan oy alacaksın. Bunlardan oy alamazsınız. Haberdar insanlardan oy alamazsınız. Zeki insanlardan, bayrağına sahip, ülkesine sahip, Amerika'ya karşı diklenen insanlardan oy alamazsın. Böceklerden alırsınız. Bunlara atarsın kömürü, atarsın bilmem neyi, alırsın. Bunları da dille kandırmak kolaydır. Beyni yıkanmış insanlar yetiştiriyorsun sen. Çok acıklı bir yerden geliyoruz. İşte Karadeniz otoyolu tam 400 kilometre. Tarihin en güzel otoyolu. Coğrafyamızın en güzel parçası. 400 kilometre parçalandı. Ortadan kaldı, iptal edildi. Tek satır yazı yazmadı. Milliyet gazetesi, bilmem güç bilginler. İşte bu adamlar, bu molot çöplükleri coğrafyanı elinden aldılar. Neredeydi Trabzon? Giresun, Ordu, mühendisim diyor, aydınım diyor. Hayır. Böcek sürüleriydi bunlar. Bunlar bakteri. Ve geldi ellerinden coğrafyayı aldı. Seslerini çıkartamadılar. Evlerinden kalkıp valinin önüne kadar yürüyemediler. İsyan olmayan bir insan, kavgası olmayan bir insandan insan olabilir mi? Demokrasi isyanların rejimidir, kavgaların rejimidir. Çıkacaksın, hakkını isteyeceksin. Hak dediğinde babanın, atanın, Allah'ın sana verdiği topraktır. Bu toprağa sahip çıkamıyorsun. Ormanına, ağacına sahip çıkamıyorsun. Annen 50 yaşında ölüyor, hesabını soramıyorsun. Baban, deden böbrek yetmezliğinden 35'inde 40'ında gidiyor, soramıyorsun. Sonra bir tane bir adam geliyor sana, öyle oturuyor mahalleye bakanayım diye. Çıktı çıktı, borsa çıktı çıktı diyor, aa güzel güzel diyorsun. E sen bu zekadaysan buradan çıcacak bu zekanın ürettiği siyasette işte maliye bakanı zekasıdır. Bunlar anlaşır. Türkiye'yi hepimiz buradan çıkartacağız. Bu insanlara demokrasinin nimetlerinden, özgürlüklerin nimetlerinden, tabiatımızın nimetlerinden bahsedeceğiz. Ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bu ülkenin en büyük değeri bağımsızlıktır. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Bağımsızlıktan büyük değerimiz yoktur. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Çıkmayacak da. Velhasıl bunların pekmez dediği tortu, bayram dediği de yoğurtudur. Asla da inancım yoktur. Onur ve şeref kazınmış ve çıkartılmıştır bu topraklardan. Utancım budur. Ve orada 500 tane milletvekili ikide bir çıkıp biz çoğumuz, halk bizi seçti. Lan seçerse seçsin işte. Kümes dolusu insan, tavuk. Onur yok, şeref yok. DTP'ye karşı laf edemiyorsun. Ülkenin bu siyasi kaosu karşısında laf edemiyorsun. Bush'a karşı ya da Kuzey Irak'a karşı ya da insanlığa karşı tek onurlu cümle edemiyorsun. Sen %47 değil %98 olsan ne olur? Böyle cumhuriyet olacaksa hiç olmasın. Yıkılır bir tanesi daha yapılır. Bu toprak kanla kuruldu. Şehit kanlarıyla. Yaşayacaksa da bu kanla yaşayacak. Bunu yapmıyorlar, bu kanda pisellerini yıkıyorlar. Hepsi. İşte Cengiz Çanlarlar, öbürleri. Ne zaman şehitlerimizin kanı dökülürse çipe ekranda diyorlar ki İşte diyorlar, bizim dediğimiz böyleydi, bak Barzani'yi geçinseydik, Amerika ile Irak'a girseydik, bu iş olurdu. Ya da federasyon verseydik, bu kanlar dökülmezdi. Hem şehit kanımızı döküyoruz, hem de bu kanda o pis fikirlerin ellerini yıkıyorlar. Bunu siyasi hükümete yakın kaynaklar da yapıyor. Bunları maaşlayan bunlardır. Bunların yakın yazarlarına bakın, köpekler gibi konuşuyorlar. Tayyip Erdoğan Bey'e söyleyeceğim budur. Bu köpeklerin ağzına, havlayan ağızlarına bir lokma versin ve sustursun. Ya da bu ülkenin başka türlü konuşma tarzları var.